Fulne'de edebiyat başlıyor. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere Orhan Kemal yani Mehmet Raşit Öğütçü hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Kimdir Orhan Kemal? Takma adı tabii ki bu. Orhan Kemal ismini ilk defa Yürüyüş dergisinde kullanıyor. Raşet isimlerinde kullandığı oluyor. Orhan Kemal ilk şiire yöneliyor önce. Tabii ki şiirler yazıyor. Yazdığı şiirler de komünizmin, sosyalizmin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 1930'lu yıllar bunlar. Hapishaneye atılıyor. Hapishanede en önemli hayatı, edebiyatçılığı başlıyor. Tabii ki 1939 yılları ve 5 yıl hapse mahkum olma. Burada Kayseri, Adana ve Bursa cezaevlerinde yatıyor. Kayseri, Adana bir tarafa ama Bursa cezaevinde yatarken yine Bursa cezaevinde yatan Nazım Hikmet videosundan hatırlayın. Nazım Hikmet'le karşılaşıyor. Nazım Hikmet'le 3,5 yıl anıları var. Önemli bir anı tabii ki bu. Videonun ileri aşamalarında karşımıza çıkacak. Nazım Hikmet ısrarla Orhan Kemal'e yazmasını telkin ediyor ve yazmaya başlıyor. Tabii hapishaneden çıkıyor Adana'ya, hatta yurt dışına da kaçıyor. Babası siyasi bir insan, bir parti başkanı. Partisi yasaklanınca ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Yurt dışına kaçıyorlar, sonra geri geliyorlar. Eserler de burada tabii ki şekillenmiş oluyor. Orhan Kemal'in hangileri bunlar derseniz, işte görüyorsunuz orada bir ev çizdik. Evde 1950, 1952, 1954 rakamları karşımıza çıkıyor. Bunlar eserlerin yılları olmuş oluyor. Orada bir ev. Buradan ev aklınıza gelsin. E şeklinde yaptık oraya. Şöyle siyahlarla görün. Bu ev baba evi. BE'den baba evi aklınıza gelsin. Baba evi, yukarıda baba evinin bacasından bir kız çıkıyor. Bu da Cemile. Ve orada 1950, 1952, 1954 yılları da yıllar olarak AVR yıllar olarak aklınıza kodlayabilirsiniz. Yıllar kelimesini oradan tutun. Tabii ki baba evi 1949-1950 yıllarda, AVR yıllar 1950-1952, Cemile de 1952-1954 yıllar arasında yazdığı eserler. Hemen evin önündeki ay çiçeklerinden, eğer Çukurovalılar bilir tabii ki bunu, ya bu yörenin insanı diyelim, Çukurova yöresinin Mersin, Osmaniye, Hatay, Antep ya da o bölgeden geçen Doğu illerinin Mardin olabilir, Diyarbakır olabilir, Urfa olabilir. Çukurova'da çalışanlar da olabilir, öğrenci arkadaşlar. Çukurova'da bol bol ayçiçeği tarlalarıyla karşılaşırsınız. Buradan da aşağıda kahverengi renk toprak ve bereketli topraklar eseri aklınıza gelsin. Yukarıya bir duvar çizdik. Bu da şiir, kırmızı renkte olduğu için duvardan çoğu lekini siz oraya kendiniz ilave edin. Şiirleri aklınıza gelsin. Baba evinden hemen oraya 72. hikaye yazdık. 72. koğuş. Bu bir hikaye tabii ki. Hapishane hayatını anlatıyor. Hapishanede oldukça eğlenceli. Okumanızı tavsiye etsem de içinde küfürler de var tabii ki. DT'yi tersine yazdık. Tersine yazdık. Oraya bir dünya çizdik. DT'yi şöyle tersine yazıyoruz. Ve oraya da bir dünya çizdik. Buradan da eserimizi aklımızda tutmaya çalışacağız tabii ki. Y var orada, yalan. Orada yalancı kelimesini aklımızda tutmaya çalışalım. Tersinden dünyayı yine tersine dünya şeklinde, T'yi ve D ters yazarak aklınızda tutmaya çalışsın. Tersine dünya. Burada yalancı kelimesi dille temsil etmeye çalıştık. Yalancı dünya. Burada iki tane eser var. T
Tersine Dünya ve Yalancı Dünya. 72. Koğuş, Baba Evi, BE şeklinde evin içine yazdık. AVR Yıllar ve Cemile. Yıllar da oraya yazdık. Cemile bacadan bir peri gibi çıkıyor. Toprak ve Ayçiçekleriyle Bereketli Topraklar üzerinde 1954 yıllarında yazdığı yine bir eser. Orada bir adam ve önünde çocuklar var. Kim acaba bu? Önemli. Ve onun karşısına da bir adam çıkıyor. Ve gözünde yaşlar. Bekçi Murtaza bu tabii ki. Kızı ve oğlu ve hayatı, kendi hayatı, dram. Ondan dolayı gözünde yaşlar çizdik. Eskici ve oğulları çok ilginç bir eser yine. Okumanızı da tavsiye ederim. Eskici ve oğullarını. Oradan bir tane adam ayaklarını açmış koşuyor, kaçıyor. Yukarıya da bir güzel dudaklı kız çizelim. Kim olsun bu? Aklımıza gelmeye çalışsın bakalım. Kız kelimesinden gavurun kızı. Oradan aklınıza tutabilirsiniz. Bir de çok uzaklarda el kızı aklınıza tutabilirsiniz. Hemen şu tarafa gavurun kızını yazalım. Çok belli olmasın. Çünkü yüzünü oluşturalım aynı zamanda. Yukarıdan da aşağıya. Hemen onu da ekleyelim. El kızı şeklinde. El kızı kolyesine çizelim. Güzelleşsin şöylece. Yavrun kızı, el kızı. Şöyle beynimize yerleştirelim. Gözünüz yumduğunda bu resimler aklınıza gelecek. Gözünüz yumuyorsunuz. Bir tane ev var. Baba evi bu. Evin üzerinde tarihler var. AVR yıllar buradan. Bacasından kız çıkıyor. Cemile. Bu tabii ki hayatını konu alan, üç aşamalı konu alan eserleri. Yalancı Dünya, Tersine Dünya. Orada dünya çizdik. Önünde adam ve oğulları gidiyor. Eskici ve oğulları bunlar. Hemen karşısına bir tane adam elinde düdük, başta şapkası, bekçi olduğunu görüyoruz oradan. Murtaza önemli bir eser tabii ki. Oradan bir adam ayağını açmış, koşarak gidiyor. Oradan da kaçak eserini aklımıza kodlayacağız. Gavurun kızı yukarıda, bir de el kızı. Yine buradan eseri kodlayabiliriz. Hemen şuraya yeşillikler içerisinde iki katlı bir ev çizelim. Önünde kavaklar var. Çukurova'nın içerisinde bir ev bu. Evden ziyade çiftlik. Evet, dizilerden de tabii ki takip edenler bilir. Hanımın Çiftliği, Orhan Kemal'in en güzel eserlerinden biri. Çünkü Orhan Kemal'in eserlerinin çoğu sinemaya uyarlanmış eserlerdir. Orada H.Ç.'yi ekleyelim. Hanımın Çiftliği buradan aklınıza gelsin. Oraya yol çizelim. Bu yol siyah olsun ki kötü yol aklımıza gelsin böylece. Kötü yol. Yani toplumsal gerçekçi bir yazar olarak Orhan Kemal bunu mutlaka hafızanıza yerleştirin. Toplumsal gerçekçi. Eserlerde köydeki ve kasabadaki hayatları inceleyerek, gözlemleyerek, bu anlamda gözlemlemiştir, realisttir ve olayların akışını irdelemiştir. Yani içine düşmüştür. Yani bir laboratuvar tekniğinde çalışmıştır. Bu anlamda da naturalisttir. Kötü yolu oraya çizelim. Naturalizm nedir derseniz, naturalizm anasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al sözü çok güzel. Yani bir kız neyse, anası neyse, kızı da odur. Yani anası güzelse, ahlaklıysa kızı da güzel ve ahlaklıdır. Annesi güzelse kız da güzeldir. Her yönüyle güzeldir yani. Anneler güzeldir. AVR yılları yazalım. Bunlar maviler tabii ki roman olarak. AVR yıllar, Baba Evi oraya ekleyelim. Orhan Kemal'i tekrar edelim. Şiirle, şiir duvarları oraya ekledik. Şiirle başlıyor hayatına. Bu şiirden dolayı da 5 yıl mahkum oluyor. Tabii ki bu mahkumiyet ona bir fırsat oluyor. Aslında en güzel şey bu zaten. Bu fırsat da onun edebiyatçılığı, Nazım Hikmet'le karşılaşması, Bursa Hapishanesi'nde ve orada romana ve öyküye yönelmesi. Ondan sonra da Adana'ya dönüp Çukurova'nın Bereketli Topraklar üzerindeki işçilerini gözlemlemesi. Sonra İstanbul'daki tabii eserlerin bazılarını da İstanbul'da gözlemleyerek yazıyor. Burada Baba Evi'ni çocukluk yılları, AVR yıllarında gençlik yılları olarak
o yılların anılarını biraz da kitaplaştırmış oluyor. Müfettişler ve Üç Kaşçı diye eseri burada yok tabii ki. Orada da ciddi eleştiriler yapıyor. Hicvediyor daha doğrusu. Hemen şuraya bir ekmek. Bunlar hikaye. O yüzden kahverengi çiziyoruz. Burada bir ekmek. Önce bir ekmek çizelim. Ne yapalım? Önce bir ekmek çizelim. Ekmeğimizi çizdik. Buradan önce ekmek hikayesini hafızamıza yerleştirelim. Önce bir ekmek çizdik. Sonra bu ekmeğin ucundan biri tutsun. Çünkü bu önemli bir besin. Hayatta kalma mücadelesi. Ekmekle tabii ki rızık temsil ediliyor. Önce ekmek, öbür tarafından da bir el çizelim. Buradan da bir kavga başlasın. Buna da diyelim ki ekmek kavgası. Ortadan da ekmeğimizi bölelim. Tabii ki burada 72. Koğuş önemli bir eser olduğu için bu tiyatroya da uyarlanıyor. Orhan Kemal bu hikayelerinde ve romanlarında Adana çevresindeki tarım köylüsünü ve oradaki fabrikalarda çalışarak, gözlemleyerek onlara şehre gelen insanların işçi dünyasını ve ruh dünyasını romanlarına yansıtıyor. Onların şehre ayak uydurma çabalarını güzel şekilde işliyor eserlerinde. Tabii dili oldukça sade. Tabii ki eserlerinde bazen halkın kendi konuşma ağzında yerleştiriyor. Burada küfürleri yerleştirdiğini de görüyoruz kitaplarınızı okursanız. Tabii kitaplarında ise çalışan gariban iş insanları ve onların sömürülmesini, emek sömürülmesini ele alıyor. İşte bu emek sömürülmesini ele alması yönüyle de toplumsal gerçekçi, çok önemli bu toplumsal gerçekçilik. Yani toplumun gerçeklerini bütün çıplaklığıyla kaleme almak. Bu biraz da zor çünkü toprak ağalarına karşı insanları bilinçlendirmiş oluyorsun yazdığın eserlerle. Karşına da otomatikmen seni çekemeyen insanlar çıkıyor. Oraya Babil yazıyoruz, tersinden yazıyoruz bunu. Babil ve kule çiziyoruz kahverengi şekilde şöyle. Buradan da Babil Kulesi aklımıza gelecek. Tabii ki bu devam edelim biz burada. Çukurova'da köyleri geziyor, fabrikalara gidiyor. Oradaki insanların hayatını gözlemliyor. Bu anlamda ben cümleyi nasıl kurguladım kaygısı gütmüyor Orhan Kemal. Eserin biçim yönüne hiç bakmıyor. İçeriği ben neyi anlattım? İnsanlara neyi öğrettim? Bunun üzerinde duruyor. Bu anlamda da sanatı toplum için yapmış oluyor yani. Hemen Babil Kulesi'ni çizdik orada. Babil'den, Babil Kule'den de şöyle kule ismi aklımızda kalsın. Yukarıya da bir tane sokak, evler çizelim. Bu da mahalle olsun. Bu sokak mahallenin arkasına doğru gitsin. Şimdi burada ekmek, önce bir ekmek çizdik. Önce ekmek. Sonra bu ekmeğin iki ucundan tutan insanlar, ekmek ortadan bölündü, ekmek kavgası oluştu. Nerede oldu bu kavga? Babil Kulesi'nde oldu. Daha sonra buradan adamlar ekmek kavgasına tutunca arka sokaklara kaçtılar. Şöyle evlerin arkasına doğru giden sokak. Arka sokaklarda ekmek kavgası devam edince mahalleli de işin içine girdi. Böylece mahalle kavgasına dönüştü. Kardeş payı yine ekmeğin bölünmesiyle 1/2 bir tarafından biri tutuyor, bir tarafından biri tutuyor. Oradan da aklınıza gelsin. Önce ekmek, sonra ekmek kavgası. Nerede oluyor? Babil Kulesi'nde. Sonra ekmeği bölüşüyorlar kardeş payı olarak. Arka sokaklara kaçıyorlar. Arka sokakta da mahalle kavgasına dönüşüyor. Babil Kulesi'ne yazdık. Bunlar kahverengi olduğu için de aklımızda tutalım. Nedir bu? Tabii ki hikaye. Tabii ki bu hikayelerinde halk hikayeciliğinin anlatım özelliklerini görüyoruz Orhan Kemal'de.
Şuraya NH Nazım Hikmet hakkımıza gelsin. 3,5'tan da 3,5 yıl. Nazım Hikmet'le 3,5 yıl. Soluk yeşil çizdik. Anılar soluk, geçmişte kaldığı için. Canlı yeşil olursa bu tabii ki Gezi yazısı oluyordu biliyorsunuz. Nazım Hikmet'le 3,5 yıl Bursa Hapishanesi. Hemen ellerin bir tarafına Orhan çizelim. Öbür tarafında Kemal. Buradan da Orhan Kemal aklınıza gelsin. Böylece Orhan Kemal'in eserlerini de hafızamıza yerleştirmiş olalım. He, oralara he'leri koyalım. Hikaye zaten renginden de aklınıza gelsin. He, hikaye. 72. Kuş tiyatroya uyarlanmıştı. İspinozlar da uyarlanmıştı. Tabii ki Orhan Kemal'in önemli ödülleri de var. Aldığı ödüller bunlar. Tabii Kardeş Payı 1958'de Sait Faik Hikaye ödülü alıyor. Yine 1967 yılında Ankara Sanatseverler Derneği'nde yılın en iyi hikayesi ödülünü alıyor. 1969 yılında Önce Ekmek hikayesiyle yine ödül alıyor ve 1969 yılında Türk Dil Kurumu'nun hikaye ödülünü Önce Ekmek'le tekrar alarak başarılarını perçinlemiş oluyor. Full Net Edebiyat burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum sevgili gençler.